Herkese merhaba. Bu dersimizde poli gruplara bakmaya devam edeceğiz. Geçen hafta yaptığımız gibi yine Demo Soldier modeli üzerine çalışmak istiyorum. Bunun üzerine devam etmek istiyorum. Bunu isterseniz Lightbox içerisindeki Project alt menüsünden açabilirsiniz. Veya Tool menüsünden yine Demo Soldier Sub Tool'unu açabilirsiniz. Ben bunu Proje menüsünden açmak istiyorum. Demo Soldier'a çift tıkladım. Hayır dedim ve proje menüsü olarak karşıma çıktı. Perspektifi kapattım. Geçen hafta ne yapmıştık? Poli gruplar üzerinde Selection araçlarımızı nasıl kullanacağımızı görmüştük. Ctrl Shift'e bası tuttuğum zaman bu poli gruplardan herhangi birisini izole edebiliyordum. Peki burada sormam gereken soru şu. Bu poli grupları nasıl oluşturacağım? Yani ilk başta bu modeli hazırlayan kişi bu poli grupları nasıl oluşturdu? Burada aklımıza tutmamız gereken en önemli kısa yol tuşu Ctrl W. Buna bastığımız zaman ekran üzerinde maskelenmiş bir bölüm varsa modelimiz üzerinde. Örneğin elin bu kısmını maskelemek isteyelim. Veya daha kontrollü olması açısından mask lasso fırçasını seçip elin olduğu yeri maskeleyelim. Aşağıya gelelim. Tool menümüze gelelim ve burada Polygroup alt menüsüne bakalım. Bu dersimizde buradaki seçenekler hakkında konuşacağız zaten. İlk olarak dikkatinizi çekmek istediğim buton Group Masked Clear Mask butonu. Buna bastığımız zaman kısa yol tuşunun da Ctrl -W olduğunu göreceğiz. Tıkladığımızda maskemizin üzerinde olduğu yüzey artık maskeden temizlendi ve burada yeni bir polygroup oluşturuldu. Şimdi buna ctrl ile tıkladığım zaman eli izole edebiliyorum. Aynı şekilde yüzünde gerekli yerlerini örneğin dudakları izole edebiliriz. Burayı yine Mask Lasso ile maskeledikten sonra Ctrl-W'ye basarsam dudakları izole edebilirim. Şimdi temel bir egzersizimiz olsun. Bu modeli sıfırdan yeniden poli grup haline getirmek istiyorum. Eğer modeliniz üzerinde herhangi bir maske yoksa Ctrl W kısa yol tuşu tekrar işe yarıyor. Ve bakalım ne olacak? Ctrl W'ya bastığım zaman ekranda görülen tüm modelin maskelenmediği eğer tamamının yeni bir poli grup altında birleştirildiğini görüyoruz. Eğer ekranda modelimin tamamı değil de bir kısmı görünüyor olsaydı, örneğin Ctrl Shift'e basılı tutarken kulun bu kısmını izole etmiş olsaydım, fark ettiyseniz şu an herhangi bir maskeleme işlemi yapmadım ve Ctrl W'ye basıyorum. Yeni bir poli grup oluşturuldu ve Ctrl Shift e tıklayarak modeli tekrar geri getirdim. Ve az önceki izole ettiğim kısmın poli grubu altında birleştirildiğini gördüm. Tekrar ctrl boolean'ya basarsam da modelin tamamı poligrup haline getirildi, tek poligrup haline getirildi. Az önceki modelde hatırlarsanız sağ ve soldaki poligruplar farklıydı yani simetrik olarak modellememişlerdi. Bunu şöyle düşünebiliriz. Öncelikle maske modum, e, simetri modum aktifken bacak kısmını maskelemek istiyorum. Örneğin şöyle bir maskeleme yapabiliriz. Biraz aşağı iniyorum ve bu kalan kısmı da tekrar maskeliyorum. Şimdi Ctrl W'ya bastığımda bu kısmın maskelendiğini göreceğiz. Bu kısmı görünür açısından izole etmek için Ctrl Shift ile üzerine tıkladım ve bu poli grubu izole ettim. Şimdi eğer simetri seçeneğini kapatırsam X'e basarak ve sadece bacaklardan birisini maskelersem Örneğin şu şekilde maskelersem. Ctrl W'ya tekrar bastığımda yeni bir poli grup oluşturulduğunu göreceksiniz. Renk tonları çok yakın olmasına rağmen sağdaki biraz e, mora yakın bir mavi, soldaki de biraz açık bir maviye benziyor. Fakat bunlar Ctrl Shift'le tıkladığımda farklı poli gruplar olarak karşıma çıkacak. Burada ufak bir kısmın eksik kaldığını böylece teyit edebiliriz. Bunu da nasıl düzelteceğimizi görelim bu fırsatın istifade. Hatırlarsanız poligrop üzerine sakladıktan sonra tekrar tıklarsam eğer artık seçmeyi değil gizlemeye başlıyordum. Selection modifier'ım bu şekilde çalışıyordu. Benim burada izole etmek istediğim kısımda da bu bacağı saklamak. Geriye kalan kısımlar üzerinde çalışmak. Şimdi buraya bir tıklayalım. Tekrar tıklayalım ve bu kısmı temizlemiş olalım. Şimdi burayı maskelemem daha kolay. Bu şekilde maskeledikten sonra Ctrl W'ya basarak bu kısma yeni bir poli grup oluşturabilirim. Görünürlüğü geri getirdim. Şimdi bu iki poli grubu izole etmem gerekiyor. Bunu izole ettim. Bu kısmı izole ettim. Şimdi görünürlüğü ters çevireceğim. Ve bu geriye kalan iki poli grubu birleştireceğim. Şimdi sağ ve sol tarafta poli gruplarım farklı hale gelmiş oldu. Bu ortada ufak bir kısım kaldı. Onu çok detaylı yapamadım ama nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Tek yapmamız gereken bu bacağı maskeledikten sonra iki bacak arasını transpoz fırçamızla biraz açmak ve ondan sonra burada kalan kısmı yeniden maskelemek. Aynı şekilde kolları da pardon maske fırçamızı seçelim. Simetrimizi aktive edelim tabii ki. Şimdi kontrolde bullu dedik. Kolumuzu seçtik. E, simetriyi kapatıp bir kısmını maskeledik. Tekrar kontrolde W dedik. Bu rengi değiştirmek istiyorsanız da örneğin tekrar bunu sakladıktan sonra kontrol V'ye basarsanız W'ye basarsanız farklı bir rengi atayabilirsiniz. Son olarak da baş kısmını poligrup haline getirelim. Bunu profil açısından daha kolay yapabilirim. Ve bu şekilde modelimizi kendi başımıza poligruplara ayırmış olduk. ve en önemli kısa yoluşumuz olan kontrol W'yu da öğrenmiş olduk. Dersimizin kalan kısmında da buradaki seçeneklere biraz bakacağız. Bunun için artık bu Demo Soldier karakterine ihtiyacım yok. Subtool menüsünden veya yeni bir tool getirelim. Örneğin bir küp tool'umuz olsun. Şu an modele baktığımda bir poligrup atanmadığını görüyorum. Bu bana şu mesajı veriyor. Henüz ekrana getirdiğin geometri bir polimeş 3D'ye çevrilmemiş. Dolayısıyla burada üst taraftaki tool menüsünün altındaki make polimeş 3D butonuna basmam lazım. Şu an gördüğünüz üzere model üzerinde bir poligrup belirlendi. ZBrush üzerindeki sub tool'ların hepsinde mutlaka bir poligrup bulunur. Bunun üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka wireframe moduna geldiğinizde renk olması gerektiğini aklınızda tutun. Şimdi bu küple şunu yapmak istiyorum. Farklı yüzeylere bakan daha doğrusu farklı açılara bakan kenarların farklı poligruplar olmasını istiyorum. Örneğin bu yüzeyin farklı, bu yüzeyin farklı, alt ve üst yüzeylerin farklı ve bu yüzeyin farklı olmasını istiyorum. Bunu yapmak için aşağıdaki poligrup menümüzü tekrar açıyoruz. Ve buradaki seçeneklerimize bakıyoruz. İlk olarak bakacağımız Group by Normals seçeneği. Burada bana iki seçenek vermiş. Birincisi Group by Normals'ı aktive etme veya uygulama seçeneği. İkincisi de bir maksimum açı uygulama seçeneği. Tıklayalım bakalım ne olacak. Tam da istediğim şeyi yaptı. İşte burada Normals'tan kastı. Kenarın baktığı daha doğrusu Yüze, e, yüzün baktığı açıya göre 45 dereceyi esas alarak bana yeni poli gruplar oluştur diyorum. Otomatik olarak bunu yap diyorum. Bu açıyı biraz azaltmanız halinde daha farklı sonuçlar alabileceksiniz. Şu an yüzeyimiz 90 derecelik açılardan olduğu için 45 derecelik açıyla normalleri esas alarak poligrup yapmamız kolay. Fakat bu kısmı örneğin maskeleseydik ve maskemizi geri çevirseydik sonra transpose fırçamıza geçip Y'ye basıp buradaki yüzeyde biraz hareket ettirseydik. Yani 45 derecelik açıyı bölseydik. Maskemi temizliyorum ve yüzey üzerinde böyle bir detay var. Burası yine dik kesiyor fakat bu iki kenar açısındaki arasındaki açı 45 derece değil. 90 derece de değil. Bu durumda ne yapacağız? Tekrar bakalım 45 dereceyle deneyelim bize nasıl bir sonuç verecek? Yine istediğimiz sonucu verdiği sayıdır aslında. Demek ki buradaki açı yeterli. Fakat şöyle bir şey olsaydı tekrar Ctrl Alt maskeyi geriye aldık. Ve burada biraz hareket ettiriyorum. Açı biraz daha düşük hale geldi. Yani şu açıyla şu açı biraz düşük hale geldi. Diğer taraftan bu kenarda da biraz hatta şu alanda da biraz değişiklik yapalım. Rotation'da burayı biraz çevirelim. Maskemizi temizleyelim. Şuradaki yüzey arasındaki açı çok düşmüş oldu. Bakalım bu sefer Group by Normals dediğimizde ne olacak? Gördüğünüz üzere şu yüzeyin tek bir yüzey olduğunu düşünmeye başladı ZBrush ve buradaki açı farkını algılayamamaya başladı. İşte bu yüzden buradaki maksimum açımızı biraz düşürmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra buradaki açının farklı olduğunu anladı. Fakat burayı hala aynı anlamaya devam ediyor. Dolayısıyla gidebildiğimiz kadar aşağıya gitmemiz ve burada istediğimiz sonuçları alana kadar biraz deneme yanılma yöntemiyle istediğimiz oranı tutturmamız lazım. Group by Normals seçeneğimiz buna yarıyordu. Biraz sliderımı geri al alacağım. Ve en başına geleceğim. Hiç grup olmadığı hali daha doğrusu tek bir grup olduğu hale geleceğim. Transpose fırçamı tekrar aktif ettim. Beyaz noktaya basarak bunu merkeze aldık. Şimdi kontrole basarak ekrandaki sub tool'umu kendi sub tool'u içerisinde kopyalamak istiyorum. Yani buradaki geometriyi kopyalamak istiyorum. Kontrole basılı tutarak burada sürükleme yaptım. Move modundayken transport fırçamla. Ve bunu yaparken de Shift'e basılı tuttum. Bunu hizalayabilmek açısından. Tekrar beyaz noktaya basarak yeni oluşan maskelenmemiş alana bunu yerleştirdim. Merkezine yerleştirdim. Y'ye basarak bunu biraz yukarı, yukarıya doğru yani Y ekseni üzerinde sabitledim. Tekrar aynı şekilde ortadaki varlaktan kontrole basarak sürüklüyorum. Bırakıyorum ve maskemi temizliyorum. Şu an etrafta bir e, kalmasında birbirinin tıpatıp aynı 3 tane geometri küp oluşmuş oldu. Bu durumda bunların farklı farklı poli gruplar olmasını istiyorsam ne yapabilirim? 2 tane yöntemim var. Birincisi bunları ayrı ayrı maskeleyerek tek tek örneğin mask pen fırçamıza geçelim. Bunları teker teker poli haline getirebilirim. Maskeledikten sonra kontrol w ya basmam yeterli. Ancak bunun çok daha hızlı bir yöntemi var. Bunlar birbirinin tıpatıp aynı olduğu ve kapalı geometriler olduğu için poli menüsü altında oto grupsa tıkladığımda bunları farklı gruplar olarak tanıyacak program. İkinci olarak burada bilmemiz gereken seçenek de bu. Şu an 3 küp olduğu için bu aslında belki kolaydı ama bunun bir küp değil de vida olduğunu düşünün. Örneğin bir bilgisayar modelliyorsunuz ve onlarca farklı vida kullandınız modellemek için. Bunları ayrı ayrı kontrol edebilmek için yap yapacağınız en kolay yöntem bunları otogrups şeklinde tıklaya Groups seçeneğine tıklayarak farklı poli gruplar haline getirmek ve ondan sonra selection modifier'larımızla tek tek izole ederek hareket ettirebilmek. Bu şekilde çok daha hızlı poli grupları aktif olarak kullanabilirsiniz. Poli gruplarla ilgili bilmemiz gereken temel özellikler bu. İlerleyen aşamalarda ZImageDeler fırçasına bakmaya başladığımızda bu özellikleri çok aktif olarak kullanacağız. Özellikle group by normals'ı ve auto group'su çok sık çok büyük bir yoğunlukta kullanacağız.